Evet, değerli basın mensupları, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Malumunuz, Kasım ayı 2013'ten itibaren bu göreve Sayın Genel Başkanımız tarafından atandım. O gün bugün Erzincan'da il başkanlığı görevini büyük bir şeref ve gururla bugüne getirdik. Siz de biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Kongresi hazırlıkları Kasım ayında başlatıldı ve bu ayın 26'sında sona erecek. O günden bugüne kadar il yönetimi olarak bizler Erzincan'da tüm ilçelerimizde kongrelerimizi yaptık. En sonunda merkez ilçe kongremizi yaparak ilk kongremize gelmiş bulunmaktayız. Ben buradan sizin vasıtanızda tüm Erzincanlı hemşerilerimi ilk kongremize davet etmek istiyorum. Kongremize Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya Beyefendi katılacaklardır. Kongremiz bu pazar 1 Şubat yani 2015'te Kulem Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Saat 11'de tüm Erzincan'ı halkını bekliyoruz. Arkadaşlar malumunuz Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan'da ağırlığı olan, büyüklüğü olan bir parti. 2013'te aldığımız bu görevi Mart ayında yerel seçimlerde yoğun bir çalışmayla hedefimize ulaşamasak da bir başarı yakalamış durumunda. İnşallah bizden sonra gelecek yönetim bu başarıyı kat kat artıracaktır. Erzincan buna hazırdır. Milliyetçi Hareket Partisi de hazırdır. Bazıları hesap içerisine giriyorlar. Haber parti hesabını yapar. Ama ben şurada sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Görevi bırakıyorum. Ve bir daha aday olmayacağım diyorum. Yalnız bu partinin bir neferi olarak her zaman emrinde olacağımı bildirmek istiyorum. 2015-7 Haziran'da yapılacak olan seçimde Erzincan'da iddiayla söylüyorum bunu size. Milliyetçi Hareket Partisi en iddialı parti olarak seçime girecektir. Milletvekili seçimlerde Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni hiçe sayanlar bu seçimde kendilerinin ne kadar yanıldıklarını inşallah göreceklerdir. Hazırlıklarımız hep o yönde olmuştur. Ona hazırlandık. Çünkü Erzincan'da mahalli idarelerde Milliyetçi Hareket Partisi varlığını gösteriyor ama milletvekili seçimlerinde 99'dan beri gösteremiyordu. İnşallah 2015'te Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi yine diyorum üstüne basarak söylüyorum en iddialı parti olacaktır. Yeni yönetim inşallah görev aldıktan sonra direkt 7 Haziran seçimlerine kilitlenecektir. Malumunuz seçimler demokratik olması şartı vardır. Biz elimizden geldiğince Ankara'nın hiç müdahalesini almadan kendi içerimizde Erzincan'da delege bazında, yönetim bazında seçimi yapmak yetkisi aldık. 3-4 tane adayımız vardı. Yalnız en son benim başkan yardımcım Bekir Aksun kardeşim aday olarak çıktı. Diğer adaylar Bekir Bey'in ismini gördükten sonra feragat ettiler. Bu büyükücü bir terbiyedir. Bu arkadaşımız bizden daha iyi yapar, daha iyi toparlar manasında o görüşe sahip oldukları için kendileri çekildiler ve ilk defa Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tek adayla seçime giriyor. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlik beraberliğinin sağlandığının işaretidir. İnşallah bu birlik beraberlik 7 Haziran'da yapılacak doğru işlerle, doğru aday tespitiyle bizi hedefe kilitleyecektir. Bunu buradan belirtmek istiyorum.
Şimdi görevi bırakıyorum dedim. Bu ilk belki son basın toplantım sizlerle. Geldiğim günden veya belediye başkanı dönemden beri siz basın çalışanlarıyla hiçbir problemim olmadı. Yani bu il başkanlığı döneminde patronlarla belki bir problem yaşadım. Bunun sebebi de tabii iktidarın baskı ve korkusu yüzünden olmuştur. Her yerde olduğu gibi basın üzerinde de korku ve baskı uygulamaktalar. Bir şey diyemiyorum ama gönül ister ki basın her zaman kalemine sahip çıksın. Doğruyu yazsın, tarafsız yazsın, herkese eşit değer versin. Yalnız bunu göremedik tabii. Yani sizleri tenzih ediyorum. Ben basın çalışanlarla hiçbir problem yaşamadım, yine diyorum. Yaşadığım kişiler bellidir. Eğer hatalıysam kendilerinden özür diliyorum. Ve haklarını helal etsinler bana. Tüm Erzincan halkına da burada saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Allah bu yapacağımız kongrenin Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.